Hilal Altınbilek o doğduğunda takvimler 21 Ocak 1991'i gösteriyordu. İzmir'de dünyaya gelen güzel oyuncu Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda ailesiyle ilgili şunları söylemişti. Annem ev hanımı, babam turizm rehberiydi. Tek çocuğum. Ben 3 yaşındayken ayrılmışlar. Ben babamla kaldım ama annemle de görüştüm. Babam evlenmedi, annem evlendi. Tabii annemden ayrı kaldığım dönemler oldu. Ne kadar görüşseniz de uzak kalıyorsunuz. Çocuksun, yaşananları kafanda büyütüyor, üzülüyor ve ağlıyorsun. Ama bence oyuncular için bazı travmalara ihtiyaç var. Ben bunları en iyi şekilde atlattım. Şimdi baktığımda yine babamla büyümeyi tercih ederdim herhalde. Çünkü bir kız için baba sevgisi çok önemli. Babamdan dolayı erkek sevgisini iliklerime kadar hissediyorum. Hissettim. O sevgi eksik olursa, sahiplenmeyi ilişkilerde arayıp yanlış kararlar verebiliyorsun. Bu yüzden ilişkilerimde tamamen istediğim gibi seçimler yaptım. Küçüklüğünden beri oyuncu olmak istiyordu eğitim hayatı boyunca da tiyatroyla ile ilgilendi. 2009-2010 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Aktör Stüdyo'da oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca Çağdaş Drama Topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. Kısa süre sonra da günlük bir diziyle kameralara merhaba dedi. Tabii bu noktaya gelene kadar bambaşka şeyler de yaşamıştı. Hürriyetten Hakan Gence'ye verdiği röportajda o günleri şöyle anlattı. İzmir'de bir güzellik yarışmasına katılıp derece aldım. O oyunculuk için bir basamaktı. 17 yaşımda İstanbul'a görüşmeler için geldim ama sonuç alamadım. Ege Üniversitesi'nde Dış Ticaret Yönetimi kazandım. İçimde İstanbul'a bir an önce gitmeliyim hissi o kadar fazlaydı ki bahçede oturup burada ne işim var dedim. Sonunda dondurdum. Bu sırada İzmir'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi açıldı. Kaydolup eğitim aldım. O sırada Derin Sular isimli günlük iş için oyuncu seçimlerine geldiler. Kabul edildim. Sonra Gaziantep'te çekilen Karagül geldi. Ne kadar hayalini kursam da bir türlü İstanbul'da kalıp çalışamadım. Ama İstanbul'da bir evim var, düzenim var. Babam benimle 2011 yılında Derin Sular adlı dizide Şükrü Özyıldız'la başrolü paylaşan oyuncu İrem karakterini hayat verdi. Güzelliği ve yeteneğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine toplamayı başardı. 2013 yılında Karagül adlı dizide Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Bu dizide ise Özlem olarak çıkmıştı karşımıza. Sonrasında Hayatımın Aşkı dizisinde Nil karakterini hayat verdi. En büyük çıkışını ise 2018 yılında yayın hayatına başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle yaşadı. Süleyha karakterini hayat veren oyuncu milyonların sevgisini kazandı. O dönem ATV'nin iddialı dizilerinden biri olan yapımda Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Vahide Perçin, Nazan Kesal, Melike İpek Yalova, Sibel Taşçıoğlu, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Kerem Alışık Selin Genç, Selin Yeninci gibi birbirinden yetenekli oyuncularla birlikte kamera karşısına geçti. Dizi TV'ye röportaj veren oyuncu bir zamanlar Çukurova ile ilgili de konuşmuştu. Züleyha'ya baktığında hayatta insanın başına her şey gelebilir diyen Altın Bilek, bazı sahneleri okurken yutkunduğunu, altından nasıl kalkacağını düşündüğünü söyledi. Hikayenin başında İstanbul'da bir terzi çırağı olan Züleyha, ve otomobil tamirhanesinde çalışan Yılmaz evlenmek için para biriktirirken başlarına gelenler onları Adana'da şehrin ileri gelenleri arasına dahil etti. Adeta tüm coğrafyaya karşı aşklarını koruyan ve birlikte bir hayat için çırpınan Züleyha ve Yılmaz tam hayallerine kavuştuklarında bir trafik kazası onları birbirinden ayırdı. Yılmaz karakterinin hayata veda ettiği anlar Hilal Altın Bileğin 3. sezonda en etkilenerek oynadığı sahnelerden oldu. Şamdan'dan İrem Orhan'a konuşan Güzel Yıldız diziyle ilgili şunları söylemişti. Bir zamanlar Çukurova 4. sezonda ve benim için de uzun bir yolculuk. Bu kadar uzun süren bir dizide hikaye de, karakterler de gelişiyor, dönüşüyor. Tıpkı hayat gibi olaylar sizi hiç ummadığınız yerlere sürüklüyor. Benim için de bu değişimi, dönüşümü oynamak çok keyifli. İlk bölümdeki Züleyha'ya bakıyorum ve ne kadar büyüdün, ne kadar olgunlaştın diyorum. Hayat Züleyha'yı hiç ummadığı ama olması gereken güçlü ve ne istediğini bilen bir kadına dönüştürdü. bir zamanlar Çukurova'da oynadığı dönemlerde yani 2018 yılında Çağan Irmağan yazıp yönettiği Çocuklar Sana Emanet filminde oynadı. Bu yapımda Engin Akyürek, Şerif Sezer, Osman Alkaş gibi isimlerle birlikte çalıştı. Şam'dan'a röportaj veren Altın Bilek, ''Mutfakla aranız nasıl? En çok hangi coğrafyaların yemeklerini seviyorsunuz? sağlıklı yaşamla aranız nasıl sorularına ise şöyle karşılık vermişti. Yemek yapmayı pek sevdiğim söylenemez. Yemesini de öyle. Fakat benim için otel hayatının enerjisinden çıkmanın yollarından biri de mutfakta zaman geçirmek oldu. Tatillerde eve döndüğümde en azından kendi ellerimle kahvaltı hazırlıyorum kendime. Ben İzmirliyim. O yüzden zeytinyağlı çok severim ve Akdeniz mutfağı özel tanımlı bir diyet uygulamıyorum ama sağlıklı beslenmeye dikkat ederim. Yıllar içinde kendi bedenime göre bir beslenme ve spor rutini oluşturdum, onu uyguluyorum. Tüm bunların yanı sıra Hilal Altın bileğin numerolojiye merakı var. Ayrıca rüyaları da çok çıkıyormuş. Insta'yla verdiği röportajda bu konuyla ilgili şunları söylemişti. Aslında tesadüfler sonucu keşfettiğim bir durum. Kapı numaram, oda numaram, koltuk numaram, güzel haberler aldığım tarihler, sevdiğim insanların doğum tarihleri, kendi doğum tarihim gibi sayıların benzerliği benim belli sayılara sempatimi arttırdı. Ehal böyle olunca uçakta koltuk numaramı, önemli işlerimi alacağım tarihleri, oda numaramı seçerken bu sayılara dikkat ediyorum. Yani uğurlu kabul ettiğim bazı sayılarım var sadece. Numerolojiye genel olarak merak sarmış değilim yoksa. Evet rüyalarla ilgili öyle şeyler yaşıyordum. Fakat bunu konuşmaya başladıktan sonra pek yaşayamadım. Sadece hislerim diğer insanlardan daha kuvvetli diyebiliriz. InStyle'dan Kübra Elmalı'ya verdiği röportajda Anne ve babasıyla ilgili şunları söylemişti güzel oyuncu. Babam benim en yakın dostum, yaşam koçum. Birçok yönden çok şanslı bir kız çocuğuyum. Annem ve babam çok özel insanlardır. Beni hayata tutunmam için en iyi şekilde hazırladıklarını attığım her adımda hissedebiliyorum. güzel oyuncuyu Angelina Jolie'ye benzetiyorlar. Hürriyetten Hakan Gencre'ye verdiği röportajda şunları söylemiştim. Eskiden ona benzemek için çok uğraşırdım. Lisedeydim, bir gün evde Angelina Jolie filmine denk geldik. Babam sen bu kadını andırıyorsun dedi. İçeriye gidip saçlarımı, kaşlarımı onun gibi yaptım. Yüzüm bir iki senedir tam yerine oturdu. Eskiden de okulun en güzel kızlarından biriydim. Ama kendimle çok uğraşırdım. Kaşlarımı her gün başka şekilde alır, saçlarımı boyardım. Biz de güzel oyuncuya hayatının geri kalanında başarı ve mutluluk diliyoruz.